Arkadaşlar yağmurlu bir günde Old Trafford'da maç gününe hoş geldiniz. Millet coşkulu bir şekilde aslında yavaş yavaş stadın oraya geçiyor. Maça yaklaşık 3 saat kaldı. Biliyorsunuz otel deneyimime dair bir video hazırladım. Belki yanıldım, belki yanılmadım bilmiyorum ama maç gününün başlangıcını buradan veriyoruz. Birlikte stada geçeceğiz yürüyerek. Ondan sonra ben akreditasyonumu alacağım. Maçı birlikte yaşayacağız. Hadi gelin başlayalım. Adam beni kontrol ediyor. Aşkınız böyle her yerimizde ellenmesine aşkınız. Baba niye ya falan böyle kitlendim bir an yaşadı. Hiçbir kontrolden geçmeden stada girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı enteresan. Bilmiyorum, bana da biraz fazla garip geldi. Yavaş yavaş toplanmışlar. Galatasaraylıları da görüyorum. Soru ziyareti yapmıştık. Hangi videoda bilmiyorum. Bayağı bir video yayınlayacağım. Bazısında yer alacak, bazısında yer almayacak. Babalar burada yavaştan toplanıyor. Bunun arka tarafında Galatasaray giriş bölümü var. Galatasaray özel hazırlıklı deplasman tribünü girişi. Onun yanından girip şimdi ben akreditasyonumu alacağım öncelikle. Siz şey yapacağız. Merhabalar hocam. Galatasaray taraftarları da dediğim gibi burada. Bakalım güzel bir maç günü geçiririz inşallah. Burası ortam güzel, insanlarla da buluşmuş oluyoruz. Güzel bir fırsat oldu. Story'mi yanlış çektim. Şimdi bir daha çekeceğim. Sonra akreditasyon alacağız. Okay. Ama ben bununla giremem lan şeye. Beni tribüne almazlar. Fenerbahçeli arkadaş. Burası çok enteresan. Şurası medya bölümü. Burada hiçbir kontrol yok. Ben hayatta hiç böyle bir şey görmedim. Medya bölümünde yürüyor. Taraftarların da herhalde sosyalleşebildiği bir alan var ki. Galatasaray! Buradan içeri alacaklar bizi. Nasıl? Tamam gel. Eyvallah. Taraftarın sosyalleştiği bir alan var belli ki. Herkes girip çıkıyor. Bağırıyor çarpıyor. Bana niye bağırdı anlamadım Manchester United bir eleman da. Akreditasyonu inşallah alacağız. Gerçi evet kamera var. Ben de diyorum ki bana niye bağırdı. Eyvallah hocam. Burası mıydı? Geçen gün şeye geldik. Geçen gün dedim dün maç önü basın toplantısına geldik. O yüzden şuradan alacağız inşallah. Dayılar biliyorlar. Dayılar Fenerbahçe falan diyor. Şu atkı da, şunun şeyler de hoşuma gidiyor benim. O sarı yeşil atkıları da hoşuma gidiyor. Şimdi gördüğün gibi medya bölümüne geldik. Şimdi akreditasyonumuzu alacağız. Okay, yes. Are you holding the table Turkish? Yeah, Turkish. Akreditasyonumu aldım. Adım yazmıyor, enteresan yani. Bunu başkasına da versen geçer. Maç günü dergisi vardı. Bu da benim için güzel bir anı. Bakalım neler var içinde. Ten Hag'ı koymuşlar. Mata'yı koymuşlar. Ne alaka? Mata ne alaka oğlum? Aa, Mata'ya ön izleme yaptırmışlar, çok iyi. İki takımı da tanıyor çünkü güzel bir şey. Erik Ten Hag konuşmuş. Takımın detaylarıyla bazı oyuncuları incelemişler. Onun dışında guest kolumnist Juan Mata, çok iyi, çok iyi fikir. Sevdim. Galatasaray tanıttıkları bölüm burası. Uğur'un büyük hedefleri diyor. 4-3-1 tercih ettiğini söylemişler. İncelenmesi gereken 5 ismi Icardi'yi, Kerem Aktürkoğlu'nu, Angelino'yu, Mustera'yı. Beşinci kimi? Beşinci Cino Karagözoğlu taraftar olarak görüş vermiş. Güzel, benim için güzel bir anı. Bakalım nasıl bir maç olacak, çok merak ediyorum. Ben şimdi taraftarların arasına dönüyorum. En azından akreditasyonu garantiledim. Şimdi tekrar taraftarların arasına karışma vakti. Arkadaşlar meşhur atlı polisler buradalar, görüyorlar çok sokulmayın diye. Ama o at değil, başka bir şey yani. Aygır yani. Kocamanlar abi. İngiliz atın mensubu mu acaba? Acayipler. Çok da severim atları ama tabii çok sokulmak akıllıca değil. Harbiden polis, atlar bile polis yani böyle. Yapılı yapılı. Keşke bir dokunamasam bunlara. Bu arada bunlara dokununca inanılmaz cezalar var arkadaşlar. Ciddi para cezaları ödüyorsunuz ama yine de görmek güzel. Galatasaray taraftarları şehir meydanına toplanmıştı. Bireysel taraftarlar çoktan geldi. Daha organize bir şekilde yürüyüş başladı. Gördüğünüz gibi zaten polisler de hareketlendi. Taraftarlar sırayla geliyorlar. Toplu bir şekilde gelecekler. Burada Galatasaray deplasman tribünü geçişini gerçekleştirecek ve deplasman tribüne girecek. United Town. I'm here with Uğur, who's come all the way from Turkey to support Galatasaray. He's a very big journalist and a YouTuber. I'm going to ask him about the score prediction. I'm going to ask him how he feels about the game going forward. Uğur, tell me, how are you feeling about the game? Well, Manchester United is a very historical club, and yes. Galatasaray and Manchester United have a history also, yes, between them. We eliminated Manchester United before, yep, 93, yep, 30 years ago. I have very high hopes about the game. Okay. I think draw would be good, but a win would be perfect for Galatasaray. And who do you think is your star player? Icardi, of course. Icardi. And if you had to say one player from Manchester United that you may be fearful of, who is it? Bruno Fernandes. Bruno Fernandes? Yeah, yeah. Well, there you have it. Let me hear your score prediction quickly. 1-1. 1-1? One, one? Yeah. The United Stand, Manchester United'ın en güçlü sosyal medya oluşumu. Onlarla da bir röportaj yaptık. Medya bölümünde de buluşacağız. Bakalım durumlar nedir? Ben 1-1 dedim. Nazar değdirmek istemedim. Aslında içimden galibiyet geçiyor. Ama inşallah bugün buradan güzel bir skorla ayrılacağız. Arkadaşlar, medya merkezine giriş yaptım. Taylan'a teşekkür ediyorum şu an kadar çektikleri için. 11'lerde şu anda geldi. Gördüğünüz gibi böyle detaylıca doküman veriyorlar arkadaşlar. Hem diziliş tahmini hem de mevcut durum. Altay'ı bir ihtimal bekliyordum ama Altay yok. Onana oynuyor. Sofyan Amrabat sol bek. Tahmin ettiğimiz 11'ler. Galatasaray'da Zaha, Kerem ve Tete 11 çıkıyorlar. Kaan, Ayhan, Torreira ikilisi görüyorum. Onun dışında beklenen bir kadro. Burada medya merkezine şöyle göstereyim. Yabancı medya ve Türk medyası böyle karma şekilde çalışıyorlar arkadaşlar. Yemeğimizi de veriyorlar böyle bir üstelik. Bayağı çeşit de var. Tavuğu var, balığı var, bilmem nesi var. Bakıyorlar yani. Özellikle İngiliz takımlarının mutfağı da iyi oluyor. Son olarak öyle de bir info vereyim. Arkadaşlar, burada Manchester United kahve makineleri var. Buradan direkt kahveleri alabiliyorsunuz. Burada da soğuk içecek standı var. Hatta göstereyim size. Bir tane bardak alayım. Bardağımızı koyuyoruz. Ne bileyim, Fanta seçtim. Basıyorum, Fanta akıyor. Bu kadar basit. İmkanlar güzel. Maça geçtikten sonra maçta çeşitli anlarla birlikte olacağız. Ben şimdi hem yemeğimi yiyorum hem 11 inceleyeceğim. Yukarıda görüşürüz. United golü attı az önce. Gördüğümüz kadarıyla Davinson'un bir offside'ı bozma durumu var. Aslında Abdülkerim'den geride ama Davinson'dan Abdülkerim ileride ama Davinson offside'ı maalesef bozdu. Bakalım Galatasaray'ın taktiksel planlarını bu nasıl etkileyecek? Arkadaşlar, devre arası oldu. Atmosfer bayağı iyi. Galatasaray taraftarları hakikaten dinliyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim, United tribünlerinin içinde de çok yüksek sayıda Galatasaray taraftarı var. Gerçekten çok ciddi sayıda Türk taraftarının burada olduğunu söyleyebilirim. Avrupa'nın birçok yerinden gelmiş insanlar var. İlk yarıda Galatasaray golü yiyene kadar çok fazla akını yoktu açıkçası. Biraz daha savunmada kalmak istedi. Ama kontrataktan yediği golden sonra hemen bir reaksiyon verdi. Maç tekrar dengeye geldi. United tabii ki biraz daha ağır basıyor oyun olarak. Özellikle hücumda daha fazla etkinler ama çok doğal yani burası Old Trafford. Bakalım maç sonunda ne olacak? Ben de çok merak ediyorum, ümit ediyorum. Galatasaray buradan en kötü bir puan olarak ayrılacak. Bakalım neler olacak. ortam. 2-2. Bu maç hala her şey gibi. Çok saçma bir hatadan gol yemiştik. Çok güzel bir akımla bitirdik. Çok güzel. Ümit ediyorum. Buradan çok güzel bir sonuçla bu videoyu tamamlayacağız arkadaşlar. Çok az kaldı. Galatasaray'ı dinliyor. Yabancı basın mensupları bile sürekli tribünleri çekiyorlar. Tarihi maç. 3 kere geri döndük. 3 kere, 2 kere geriye düşüp 3-2 öne geçtik. Muazzam bir maç, muazzam. Keyif ya. Çok büyük bir keyif. İnanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maçı geride bıraktık. Galatasaray tarihinin en güzel günlerinden bir tanesi. Bayern Münih de kazandı. En son 2-1 öndelerdi. Şu anda 4 puan yaptık United. United 0 puan, Galatasaray'ın 4 puanı var. Ciddi bir gruptan çıkma şansını burada almış durumdayız. Böyle bir maçtan sonra tabii ki diğer maçlar çok önemli. Bayern Münih'i de belki de kıstırabiliriz içeride, bilmiyorum. Muazzam, harika bir atmosfer, taraftar. Çok mutluyum, çok.